Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel modelin yapımını göstereceğim inşallah. Bugünkü modelim, bakın şu şekilde. Şöyle. Arka tarafını da hemen göstereyim. Arka kısmı da bu şekilde. Bu modelden çok güzel bayan örgüleri, çocuk örgüleri yapılabilir. Ve daha birçok uygun gördüğünüz yerde de kullanabileceğiniz bir model. Modelim 10 ilmek ve katlarında oluşmakta. Artı 4 ilmek attığımızda modelimizi kurmaya rahatlıkla denk gelecektir. Lastik bölümünde ben cilveli lastik yaptım. Dilerseniz farklı modelden de yapabilirsiniz. Ben bunun için bebe yünü ve 2,5 numara şiş kullandım. Şu an yaparken de şöyle yine bebe yünü ve 2,5 numara şişle örgümü anlatacağım. Ben hiç lastik yapmadım. Şu an gösterirken bir sıra haroşa yaparak zemin oluşturdum. Modelimizi düz tarafından hemen uygulamaya başlamak istiyorum. Örgümü şöyle kenara alayım. Örgümü anlatmaya başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olarak ve beğeni yaparak destek verirseniz çok sevinirim. Abone olduktan sonra bildirim zilini açarak bundan sonraki paylaşımlarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Evet hanımlar, hemen modelimizi kurmaya başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Burası örgümün düz tarafı olacak. Öncelikle kenar ilmeğini örmeden alıyorum. İpimi örgümün arka tarafına alarak burada ara modelini hemen yapmaya başlayacağım. Sağ şişimle örgümün arka tarafından ikinci ilmeğimi alıyorum. Baştakini çıkartarak geriye çekiyorum. Yer değiştirdim. Bu iki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bakın bu işlemi kenar ilmeğinden hemen sonra yaptım. Tekrar 2 ilmek ters örüyorum. 1 ilmek düz, 2 ilmek ters, 1 ilmek düz, 2 ilmek ters. Bakın burası bir model. Şu şekilde. Tekrar ara modelini yapmak için ipimi arka tarafa alıyorum. Sağ şişimle örgümün arka tarafından ikinci ilmeğimi alıyorum. Baştaki ilmeği geriye çekiyorum. Yer değiştirdim. Bu modelleri, ilmekleri şöyle düz olarak örüyorum. Tekrar 2 ilmek ters, 1 ilmek düz, 2 ilmek ters, 1 ilmek düz, 2 ilmek ters. Tekrar ara modeli yapacağım burada. Yine sağ şişimle örgümün arka tarafından 2 ilmeği alıyorum. İkinci ilmekten baştaki ilmeği geriye çekiyorum. Yer değiştirdim. Bu 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ve kenar ilmeğimi de örerek bu sıramı tamamlıyorum. Geri döndüğümde örgümün ters tarafındayım. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. 2 ilmek ters örüyorum. 2 ilmek düz, 1 ilmek ters, 2 ilmek düz, 1 ilmek ters, 2 ilmek düz, 2 ilmek ters, 2 ilmek düz, 1 ilmek ters, 2 ilmek düz, 1 ilmek ters, 2 ilmek düz, 2 ilmek ters ve kenar ilmeğimi düz örüyorum. Burası örgümün ters tarafı. Geri döndüğümde örgümün düz tarafındayım. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. İpimi örgümün arka tarafına alarak burada yine ara modelini yapacağım. Öncelikle sağ şişimle örgümün ters tarafından ikinci ilmeği alıyorum. Baştaki ilmekle yer değişikliği yapıyorum. Yer değiştirdim. Bu 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar 2 ilmek ters, 1 ilmek düz, 2 ilmek ters, 1 ilmek düz, 2 ilmek ters. İpimi arka tarafa alıyorum yine ve burada ara modelini yapacağım. Sağ şişimle ikinci ilmeğimi arka taraftan tutarak baştaki ilmeği örgümün düz tarafından geriye çekiyorum.
Yer değiştirdiğim bu iki ilmeği düz olarak örüyorum. Burası hep aynı işleme devam edecek ve ara modeli olacak. Tekrar. 2 ilmek ters, 1 ilmek düz, 2 ilmek ters, 1 ilmek düz, 2 ilmek ters. Ve burada yine ara modelini yapacağım. Şöyle ikinci ilmeğimi arka taraftan alıyorum. Baştaki ilmeğimi geriye çekiyorum örgümün düz tarafından ve yer değiştirdim. Bu iki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz örerek bu sıramı da tamamlıyorum. Geri döndüğümde örgümün ters tarafındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Burada yönüne göre örüyorum. Bakın 2 ters, 2 düz, 1 ters, 2 düz, 1 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz, 1 ters, 2 düz, 1 ters, 2 düz, 2 ters ve kenar ilmeğimi düz örüyorum. Burası örgümün ters tarafı. Ters tarafında gördüğüm yönde hepsini örerek sıramı tamamladım. Şimdi burada ilmeklerimde yer değişikliği yapacağım. Yani burgularımı burada kurmuş olacağım. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Bu ara modelimi yine aynı işlemle devam ediyorum. İpimi arka tarafa aldım. Sağ şişimle ikinci ilmeği tutuyorum. Baştaki ilmeği geriye çekerek yer değiştirip ikisini birlikte düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Yer değiştirdiğim ilmeklerimin ikisini de düz olarak ördüm ve burası ara modeli devam ediyor. Şimdi sırada iki tane ilmeğim ters. Bir tanesini ters olarak örüyorum. Ara modelinden sonra bir ilmek ters ördüm. İpim örgümün düz tarafında duracak. Sıradaki ilmeğim bakın ters, yanındaki düz, iki ters ve bir düz olarak devam ediyor. Baştaki 3 ilmeği bırakıyorum. Gerideki 3 ilmeğe örgümün düz tarafından sağ şişimi takıyorum. Bakın şu şekilde. Gerideki 3 tane ilmeği aldım. Baştaki 3 ilmekle yer değişikliği yapıyorum. Örgümün ters tarafından baştaki ilmeklerimi geriye çekerek yer değişikliği yapıyorum. Ve bunları tekrar takıyorum. Şöyle ilmeğim gidiyor. Tuttum. Yer değiştirdim. Bu ilmeklerimi tekrar takarak bakın bir tane ilmeğim ters örmüştüm. Bir tane de yanını örüyorum. Yine iki tane ilmeğim ters oldu. Bir düz, iki ters, bir düz, bir ters ördüm. Yer değiştirdiğim ilmeklerimi bu şekilde ayarlamış oldum. Bir tersimi yapmıştım. Bakın sıradaki ilmeğim yine ters. Bunu da yine bir tane ters örerek iki tane ilmeğimi ters yapmış oldum. Şimdi burada yine ara modelini yapacağım. Aynı işlemlerle. Örgümün ters tarafından ikinci ilmeği alıyorum. Baştakiyle yer değiştiriyorum. İkisini birlikte düz olarak örüyorum. Şimdi bir tane ilmeğimi ters ördüm. Ara modelini yaptıktan sonra bir tersten sonra baştaki 3 tane düz olan ilmeğimi bırakıyorum. Gerideki 3 tane düz olan ilmeğimi sağ şişime alıyorum örgümün düz tarafından. Çıkarmış olduğum ilmeklerimi arka taraftan tekrar takarak bu 3 ilmeklerimi yer değişikliği yapıyorum. Tekrar bir ilmek ters örüyorum. Bir tane de önce örmüştüm. Bakın iki tane ilmeğim yine ters olarak olmuş oldu. İki ters. Şimdi bir düz. İki ilmek ters. Bir ilmek düz. Bir ilmeğimi de ters örüyorum. Ve yer değiştirdiğim ilmeklerim bu şekilde bitmiş oldu. Tekrar sıradan bir tane ilmek ters örüyorum ve yine iki tane ilmeğim ters oldu. Ara modelini yine yapıyorum burada. Arkadaki ilmekle öndekini yer değiştiriyorum.
İkisini birlikte düz örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz örerek bu sıramı da tamamlıyorum. Burası yarım burgu oldu. Tekrar geri dönüyorum örgümün ters tarafında. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. 1 ilmek ters. 2 ilmek düz. 1 ilmek ters. 2 ilmek düz. 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. 1 ilmek ters. 2 ilmek düz. 1 tane ters. 2 tane düz. 2 tane ilmeğimi ters örüyorum ve kenar ilmeğimi de düz örerek bu sıramı tamamladım. Geri dönüyorum ve örgümün düz tarafındayım. Şu an başlangıçta yarım burgumu tamamlamış oldum. Şimdi devam ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpimi örgümün arka tarafına alarak ara modelimi burada ayarlıyorum. Bu ara modelim hep aynı işlemlerle devam edecek. Baştaki ilmeği örgümün düz tarafından geriye çekiyorum ve yer değiştirdiğim 2 ilmeği düz olarak örüyorum. Kenar ilmeği yer değiştirdiğim 2 ilmeği düz ördüm. 2 ilmek ters, 1 ilmek düz, 2 ilmek ters, 1 ilmek düz, 2 ilmek ters. Yine ara modeli yapıyorum. Baştakini geriye çekiyorum. Yer değiştirdim. Bu 2 ilmeği düz olarak örüyorum. Tekrar 2 ilmek ters, 1 ilmek düz, 2 ilmek ters, 1 ilmek düz, 2 ilmek ters. İpimi arka tarafa alıyorum. Sağ şişimle ikinci ilmeği tutarak baştaki ilmeği geriye çekiyorum. Yer değiştirdim. Bu 2 ilmeği düz olarak örüp kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Örgümün ters tarafındayım. Yine burada kenar ilmeğini örmeden aldım. 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. 1 ilmek ters. 2 ilmek düz. 1 ilmek ters. 2 ilmek düz. 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. 1 tane ters. 2 tane düz. 1 tane ters. 2 tane düz. 2 tane ters. Ve kenar ilmeğimi düz örüyorum. Geri döndüğümde örgümün düz tarafındayım. Ve bakın şu şekilde haroşalarım olmaya başladı. Bu haroşa sırasından, bakın şu burgu yaptıktan sonraki haroşa sırasından 8 tane olana kadar bu sıramı tamamlayayım. Çünkü aynı işlemler devam edecek. Örgümün düz tarafında da gördüğüm yönde, ters tarafında da gördüğüm yönde örerek bu 8 sıra haroşamı yapayım ve geleyim. Evet, 8 sıramı tamamladım. Bakın şuradan burgumuzu yaptıktan sonraki sıradan saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane haroşamız olmuş oldu. Şimdi tekrar burgumuzu yapma zamanımız geldi. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Burada yine ara modelimi yapıyorum. İpimi örgümün arka tarafına aldım. İkinci ilmeği örgümün ters tarafından alarak baştaki ilmeği örgümün düz tarafından geriye çekiyorum. Yer değiştirdim. Bu iki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir tane ilmeğimi ters örgü yapıyorum. Örgümün düz tarafında bakın şöyle baştaki 3 ilmeğimi bırakıyorum. Gerideki 3 tane ilmeğimi sağ şişimle tutuyorum. Baştaki 3 ilmeğimi çıkartıp örgümün arka tarafından geriye çekiyorum. Ve yer değiştirdim. Bu ilmeklerimi bir tane daha ters örüyorum ve 2 tane ilmeğim yine ters olmuş oldu. Şu şekilde. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Ara modelini yaptım. 2 ilmek ters ördüm. 1 ilmek düz örüyorum. 2 ilmek ters örüyorum. 1 ilmek düz örüyorum.
Bir tane ilmeğimde ters ördüm ve yer değiştirdiğim ilmeklerim bitmiş oldu. Bir tersten sonra sıradaki ilmeğim yine ters. Burada yine ters örüyorum ve iki tane ilmeğim ters oldu. Şimdi yine ara modelini yapıyorum. İpimi arka tarafta aldım. Sağ şişimle ikinci ilmeği çıkartıp baştakini geriye çekiyorum. Yer değiştirdiğim bu iki ilmeği düz olarak örüyorum. Tekrar bir ilmek ters ördüm. Tekrar bakın sıradaki ilmeğim bir tane ters ve devam ediyor yine. Baştaki 3 taneyi bırakıyorum. Gerideki 3 tane ilmeği sağ şişime alıyorum. Örgümün düz tarafından. Çıkarmış olduğum 3 ilmeğimi de örgümün ters tarafından geriye çektim. Ve yer değiştirdim. Bu ilmeklerimi tekrar takıyorum. Ve baştaki 1 ilmeği ters örüyorum. Ve yanındaki ile beraber yine 2 tane ilmeğim ters oldu. 1 ilmek düz. 2 ilmek ters, 1 ilmek düz, 1 ilmek ters ve yer değiştirdiğim ilmeklerim bitmiş oldu. Bir tane tersten sonra sıradaki ilmeğim yine ters. Bunu da yine ters olarak örüyorum. Tekrar ara modelimi yapıyorum. Şöyle baştakini geriye çektim. Baştakini her zaman örgümün düz tarafından geriye çekiyorum. Kenar ilmeğimi de düz örerek tamamlamış oldum. Ve modelim bakın şu şekilde oldu. Tekrar örgümün arka tarafında kenar ilmeğini örmeden aldım. 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. 1 tane ters. 2 tane düz. 1 ilmek ters. 2 ilmek düz. 2 ilmek ters, 2 ilmek düz, 1 ilmek ters, 2 ilmek düz, 1 ilmek ters, 2 ilmek düz, 2 ilmek ters ve kenar ilmeğimi düz örüyorum. Geri döndüğümde örgümün düz tarafındayım ve modelim bu şekilde. Bakın tamamlanmış oldu. Yine diğer model için bir sıra yaparak göstermek istiyorum. Aynı da işlemler tekrar devam edecek. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Yine ara modelimi yapıyorum burada. Baştaki ilmeği geriye çektim. Yer değiştirdim. Bu iki ilmeğimi düz olarak ördüm. 2 ilmek ters. 1 ilmek düz. 2 ilmek ters. 1 ilmek düz, 2 ilmek ters ve ara modeli için sağ şişimle ikinci ilmeği örgümün ters tarafından alıyorum. Baştaki ilmeği de düz tarafından geriye çekiyorum ve yer değiştirdim. Bu iki ilmeği düz olarak örüyorum. Tekrar 2 ilmek ters, 1 ilmek düz, 2 ilmek ters, 1 ilmek düz, 2 ilmek ters. Yine ara modelini yapıyorum. Şöyle baştakini geriye çekiyorum. Yer değiştirdim. Bu iki ilmeği düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz örmüş oldum. Ve bakın bu şekilde modelim tamamlanmış oldu. Bu yapmış olduğum sıra ilk modeli kurmaya başladığım sıra. Devam ettikçe de yine aynı işlemlerle devam edecek. Ve böyle bir görüntü çıkacak ortaya. Evet hanımlar, modelimize yapımı bu şekilde olacak. Hepinize şimdiden kolay gelsin diyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun hanımlar.